Birinci maçtan başlıyoruz bakalım. Unut beni ay 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 ay. Unut beni ay 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 ay. Tis Mamito, Oturanboğa hoş geldiniz. Oturanboğa 5. gün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim abi. Gideceğini düşünüyorlar. Şu an harita 2'ye böldüler. Arkadaşlar bakın burada da zaten reklam yapılmış. Siz de Twitch Prime'la abone olup League of Legends'tan hediyeler, skinler, zartlar, zurtlar kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun. 2'ye bölmediler kireyi de burada. Bir dakika, o zaman aşağı kurdun ittirme avantajı varken kireyi orada. Ya bu? Usta geldi. Ama geldi. Bakalım şimdi Japone buraya yaklaşacak mı? Hayır. Bir seviye avantajı var. Ama seviye avantajı kireyi var. Kireyi burada sırçası kullanacak ama. Mert hareketi gördün mü abi? Mert? Oğlum bu ne lan? Adam... Gördüm, maçtaydım zaten. Kireyi Smurfer. Kireyi Smurfer. Yazın abi. Deniz Özduklu hoş geldin, çok teşekkür ederim. Yani böyle bir... Bak bak, abone olana bakar mısın final abi? Final maçında bu kadar soğukkanlı bir davranış. Çok ilginç. İlginç. 1907 Fenerbahçe e-spor 2. ayını kutlamış. O zaman bir Fenerbahçe marşımız yok mu ya? Zaten şey duyduğuma göre bu Kirey çok şeymiş abi. Strong mental bir adammış. Hani kolay kolay bu adamı geri düşüremiyorsun. Adam mental olarak geri düşmüyor. Enteresan. Bir de üstüne iyi oynuyor. Bilmiyorum. Zeitnot'un doçlara bakar mısın? Öldüm. Baksana o adam 3 level'da gank atıyor. 3 level'da. Çok ilginç. Abi mesela Wolf'a karma alacaksınız. Neden Wolf alıyorsunuz? Supermassive'cim. Yani adam karma değil, daha böyle etkili şeyler oynasa daha iyi değil mi ya? Ben Wolf'un SKT'de karma oranını görmedim bu arada. Hades'e düştü. Değişmez karar. Arkadaşlar, Fenerbahçe marşımız var mı o zaman bugün özel? Ha? Fenerbahçe marşımız var ya galiba bugün. Açtım hadi. Bu oyunu ben izledim canlı olarak. Supermassive'in bu oyunu kaybetmesinin tek nedeni bu arada şey. Çok geç anladım. Bas alev abi. Bas. Bas gelsin. Ver abi. Ver alevi ver. Fabulous ne yapıyorsun Fabulous? Fabulous çok güzel girdi araya. Hemen karşısı ise Fabulous'un düşecek. Kupona sarar etti ama öteki tarafta daha hızlı düşünü görüyoruz. Storm araya girdiği gibi burada tekrar dirilen bir bolu görüyoruz. Sence Word mu bu? Fight Supermassive için. Yeşilin bir afet. Ben hayatımda ilk kez böyle bir fight görüyorum abi. Word mu? Word gibi duruyor. 4'ü 3 kule alacaklar. Her şeye gidiyor ya. Killerin gittiği adamlara bak. Kireye gidiyor falan böyle. Killer Ruin'e gidiyor yani. Ama öbür tarafta hani Zeitnot kule alıyor oğlum. Gidiyor. Late'de kim yeniyor bu maçı sence? Fenerbahçe. Ha işte. Hep de late'de kill alacak adamlara gidiyor killerin hepsi. Abi maç hakkında genel bir şey zaten ne bileyim ya. Ruin amına koyayım adam Ruin Kirey'i smurfliyor adamlar ya. Yok yok bu arada bu maçın direkt kaybetme sebebini ben söylüyorum. Supermassive midden tower'ı alamadı. Midden tower'ı alamadığı için kaybettiler sürekli. Hades'e bak. Ruin smurfledi maçı. Ellam şampiyon olacak ya. Oldu hatta amına koyayım. Ezreal üzerine odaklanacağını düşünecek olursak da otomatik saldırıların güçlenmesine ihtiyacı var. Oğlum çok ilginç bir noktadan geldi. Direkt olarak Kirey'i yakaladı. Kirey'i burada sıçrıyor. Bak dakika 18'de mide baktın hala tower yaşıyordu. Hala tower var bak. Abi alamıyorlar abi. Ama böyle dive atarlarsa Supermassive nasıl kazanabilir amına koyayım? Ama oğlum adamlar şey şu an. Biz güçlüyüz. Late'de zaten kaybedeceğiz. Mid pick'imiz var. Mid game pick'imiz var. Tower'ı almalıyız ki
Vision kontrolünü sağlayayım. Adamlar sağlayamıyor, Vision alamıyor bir türlü. Direkt kaybediyorlar burada. Hala Midtower yaşıyor şu an. Allah Allah ya. Burada Japonadan da Japon anında eriyor. Bullu geldi ama Zarktot şu an bomboş pozisyonda. Stomage için aynısını söylemek mümkün değil. O biraz arkada kaldı. Abi öte aslında Super Massive yeniyor gözüküyor şu an. Sadece bir Ryze yani mi taşıyacak yani oyunu? Arkadan gelen evet. Kirei ultisi. Oğlum Fab Fabulous da ne yapsın arkadaşlar? Allah aşkına bak düşünün. Zaten Ryze Cannon'ı yeniyor. Üstüne bir de Karthus'tan R yiyorsunuz ha. İmkansız. Gördük bu maçta. 5. ölüm bu Japon eleme. Stomp fazla önde kaldı. Zarkton son anda uzaklaştı ama güzel asana Hades'ten. Devamı gelecek mi son anda Kefaret? Hades ne yaptı? Muhteşem girdi buraya. Orada. İşte. Yıldırım yağmurunu hissetti burada 1907 Fenerbahçe. Baron. Hem Hades ama hem Ballu düşüyor. Abi kendimi Fener şeyin yerine koyuyorum bak. Fab Fabulous yerine koruyorum. Koyuyorum. Karşıma Kore'den Ruin'i getirmişler ve sürekli counter pick atıyor top lane'e. Hiçbir zaman üstün matchup oynayamıyor Fab Fabulous. Baksana. Red Side Fenerbahçe. Ryze büyüktür Cannon. Zaten eşit matchup olsa bile Fabulous kazanamayabilir. Üstüne bir de güçlü matchup veriyorlar Ruin'e. İmkanı şey, yok yani. Sen şeyi düşün. Fab'ın zaten bir hatası yok oğlum. Ruin kerileri de. Fab kötü oynadı diye Ruin kerilemedi. Fab'ın bir durumu yok. Şunu düşün abi. Supermassive boyunu sence nasıl kazanabilir? Win condition'ı ne Supermassive? Abi Supermassive'in boyunu kazanması acayip zor. Neden biliyor musun? Ryze sürekli side lane'de Cannon'ı dövüyor. Dövüyor da dövüyor. Dövüyor da dövüyor tamam mı? Üstüne mesela... Cannon'ın canı azken bir de Karthus'tan R geliyor. Bu ne demek? Zaten Karthus R'ye bassa Cannon'ın yarı canı gidecek. Base atacak adam. Evet. Ryze de kuleyi alacak amına koyayım. Pik hatası gibi bir şey bu yani. Mesela şu sağ bana tarafın... şöyle geliyor ama. Nasıl geliyor bana abi? Bana söyleyeyim. Böyle... İlk başta öyle de lead aldılar. Öyle de güçlü çünkü Supermassive'in piki bence evet. Birazcık. Early'yi evet. Aldılar ya böyle. Kuleleri hızlı hızlı toplayıp vision avantajı alıp objektifleri yapmak, kuleleri siege'lemek. Ama adamlar tower alamıyor. Tower alamadığından oyun sürekli bak, soğuyor. Koridorları güçlü değil ki. Ryze sürekli Cannon'ı yeniyor. Karthus evet. Zaten farm atıp duruyor. Jarvan'dan daha işe yarayacak ileride amına koyayım. R'ye basacak herkes zaman. Ölecek. Mid lane'de Bolulok, Akali vs Aatrox yani Frozen ne yapsın? Karşısında ikisi de canlarını doldurup kasıyorlar işte yani. Pick atarsın diyor. Bot lane Braum Lucian yener bence Ezreal Karma'yı. O da o koridor da üstün Fenerbahçe'nin. Her koridor üstün amına koyayım. Burada Baron'a bence. Düşünüyordu ama Ruin her şeyi mahvetti. Sence? Ya benim dediğim bu ben sopun pickine bakınca direkt şey görüyorum. Hani dakika 20'de 20'ye 25'e kadar bir şeyler yaptık. Tower'ları aldık, vision avantajı aldık, objektifleri aldık falan filan. Üstünlüğü ele geçirdik. Ondan sonra yapacağımız bir şey yok gibi görüyorum. Mid game pick'i çok güçlü çünkü. Ezreal power spike alıyor. Cannon'ı aynı şekilde alıyor. Akali'de an... Ama Ruin taşak geçermiş gibi oynuyor. Baksana şu Ruin'in oynayışa. Adam niye peki taşak geçebiliyor böyle Türkiye'ye canı sıkılınca Türkiye'ye gelip Koreliler böyle taşak mı yaşayacak abi? O, bilmiyorum ben maçtan sonra adamı gördüm adam şey böyle hani oyunu yenmiş gibi değil solo queue'dan çıkmış gibi herif abi. Hani böyle sanki yani. Solo queue oynuyor gibi değil evet. Mi? Hiç böyle evet, finalde evet. Falan değil de solo queue'da takımına bunlar gelmiş işte bu. Şey gibi bu ne yapıyor lan 1v9 atıyor adam gelip. Aynen öyle bu ne lan? Kazandım işte falan gibi adamın hareketleri falan. Ali ve Zene'de 45 saniye var. 3 kişilik bir baron. Peki hadi bunu bu sezon Fenerbahçe KMF'yi kazandı tamam mı? Ya takan takım elbise gidiyor fosit. 4 kişiler burada. Fafafala. Ben şey diyordum. Kirei falan smurfliyor sanıyordum da hani. Kirei bak ama smurfleyen direkt Ruin'miş yani. Lan... Ligi smurfliyor herif. Tamam ama Kirei gibi bir jungle'ı var yani. Adam zaten Kirei smurflerken gibi... üstüne hard smurfliyor anladın mı? Kirei bak adam Baron falan çalıyor amına koyayım. R'ye basıyor herkesi öldürüyor şimdi gerçek. Zeitnot'a bak be. Oğlum mesela bak şimdi. Fenerbahçe kazandı. Okey ama kendinizi bir Zeitnot yerine koysanız ha. 2 dakika bir kendinizi Zeitnot yerine koyun abi. Ve adam 5-1-11. Gayet güzel oynuyor ve kaybediyor mesela şu an. Karşısında 1-4-5 oynuyor Hades. Tamam mı? Bir nevi böyle Ruin 1v9 atıyor ya. Üstüne bir de Hades böyle
Şekil Şukur konuşunca Zaytnot kötü hissetmiyor mudur sizce abi? Ne diyorsunuz bu işe? Ne yapsın oğlum Zaytnot şu an? Baksana amına kim oynayışı. Adam zaten Super Massive'de de Zaytnot smurfluyor. Hard smurfluyor ama. İki tane Giant'ın vs abi. Zaytnot Rin. Of. Sonunda almayı başardılar. Eşya düşmesi lazım. 1'e 3 yaptı. 4. şampiyon geldiği zaman ancak kesinlikle. Bu arada ölmesine rağmen... Şu şeyi zaten ben hiç anlamıyorum. Neden sürekli Infernal çıkıyor ya? Ya kimin aldığı gram umurunda değil. Sadece Infernal niye çıkıyor kardeşim her Fener maçında? Burada savaşı başlatmak istiyorlar. Storm çok güzel girdi. Ruin'i yakaladılar ama Ruin'den güzel bir Zonya. Değişmez karar. Burada Ruin satmış abi. Ruin bir dakika. De ben şey merak ediyorum. Ruin'in götü kalktı. Bu Prozon Fenerbahçe'de daha iyi oynuyor hissediyorum. Daha iyi oynuyor yani. Şu an böyle ben şeyini göremiyorum. Bolulu'dan bir artısını görebiliyor musun? Oğlum ama Fenerbahçe'de Frozen oynarken jungle'ı Koreli'ydi adamı. Şimdi Türk bir jungle'la Stomage'de oynuyor. Uyum sağlayamaması kimdi falan Fener'de belki. Kimdi Fenerbahçe jungle olan? Mood'u. Ondan önce ne bileyim başka birileriydi yani. Doğru diyorsun. Burada ilerlemeye devam ediyor. Ayrı kitlemeden görüyoruz. Ruin burada pop pop'tan kaçtı. Allah Allah. Diğer tarafta da İki tarafta bu takası istedi. Geçtiğimiz bir ay içinde iki taraftan birden şu anda ayrı kitleme yapıyor 1907 Fenerbahçe Bahçeşehir Super Mezi. Abi peki bu Kirey ne kadar daha TR'yi smurfleyecek? Abi bana yani sorarsan mesela... Ruin smurfliyor bu tamam, arada Ruin ya. Ruin'le Kirey'i ne zaman mesela hem Ruin gidiyor, hem şey diyecekler hani. Tamam kardeşim TR yeteri kadar smurfledim şimdi LCS'e gideyim demeyecek mi adam? Şu an ben şey gibi görüyorum. Ruin'in tek şeyi ne bileyim. Karşısında durabilecek tek adam Armut. Evet. Ama Kirey'nin karşısında durabilecek bir adam yok. Evet. Anladın mı? Artık. O yüzden kaybediyorlar. Aslında ben bir de şöyle düşünüyorum. Sırıtmıyor bak Bolulu da çok iyi oynuyor. Bak Fener direkt bug'lı takım Kaan. Çünkü adam almış amına koyayım. Bir tanesi İsveç'ten gelmiş. Türk'üm ben diyor. Diğeri Norveç İsveç'ten gelmiş. Ben Türk'üm diyor. Koçları bile... Yabancı slotu iki tane şey. Bak koçları da Almanya'dan gelmiş. O da ben diyor. Türk'üm diyor. Tamam abi. Böyle şey mi olur? Bug'lı takımı kurmuşlar herifler.